Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf matematik dersinde temel geometrik kavramlarının hem konu tekrarını hem de soru çözümünü yapacağız. Buyurun bakalım dersimize. Evet, birinci soruyla ekranınızdayız. Diyor ki yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Soruyu biraz daha büyütelim şöyle. Bakalım bu şekle. Bu şekilde arkadaşlar, bu ucu kapalı, bu ucu açık. Yani bir ışın tamamı açısından baktığımızda. Şimdi AB, A kapalı, B tarafı ışını. B tarafı açık mı bu tarafa doğru? Doğru. Bakın gösteriyoruz. BC doğru parçası. Bu ikisini buradan keserim. Doğru parçası olur mu? Olur. CD doğrusu. CD, DE tarafına sonsuz ama C tarafı kapalı. Bu yok. Tamam. BD ışını, B tarafı kapalı, D tarafı açık. Olur mu? Olur. Çünkü bu taraf kapalı. Buradan kesebilirim. Doğru. Bu kapalı taraf arkadaşlar, pardon. Burası doğru. C tarafı. Yanlış. Kapalı tarafı ya doğru parçası ya da ışın olarak alacaksınız. Burayı doğru olaraktan veremezsiniz. Yanlış olan taraf burada. C tarafının doğru tarafı olaraktan ifade edilmesi. C tarafı doğru değil arkadaşlar. Doğru tarafı ne olacaktı? Şöyle sonsuza gidecek. D tarafında olduğu gibi. Birinci sorumuz böyleydi. İkinci sorumuz diyor ki yukarıda verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım D doğrusu, E doğrusu, F ve G doğrusu. Buralarda diklikleri görüyoruz değil mi? Şunlar birbirlerine dik arkadaşlar, şu görüntülerden. D E'ye paraleldir. D doğrusu E'ye paraleldir arkadaşlar. Doğru. Kesmiyor birbirini. Aynı doğrultuda gidiyorlar. F ve G doğrusu diktir. F ve G doğrusu dik değil, paraleldir arkadaşlar. Yanlış olan bu ama diğerlerine de bakıyoruz. D doğrusu G doğrusuna diktir. D doğrusu G doğrusuna diktir. Evet, D ve G doğrusu diktir. Doğru. F doğrusu E doğrusuna bakın. F doğrusu E doğrusuna diktir. Aynen, bu da doğru arkadaşlar. Yanlış olan cevabın bursa olduğunu görüyoruz. Üçüncü sorumuza geçtik. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde B noktası A noktasına 2 birim sağında 2 birim yukarısındadır? B noktası A noktasının, A'nın yani A'dan 2 birim sağına 2 birim yukarı. Bu değil. 2 birim sağ 2 birim yukarı değil. 2 birim sağ 2 birim sağı bakın 2 birim yukarı değil. A'dan gidiyoruz ama C'de 2 birim sağ 2 birim yukarısında. Kimin bakın B noktası A noktasının yani A'dan yola çıkıyoruz. Tamam? Aman dikkat arkadaşlar. 2 birim sağında 2 birim yukarısında olacak. Yoksa burada da AB'nin 2 birim sağında ve 2 birim yukarısında ama bize kelime neyi soruyordu? Nereden yola çıkacağımızı gösteriyordu arkadaşlar. Doğru cevabımızı geçiyoruz. Dördüncü soru. AB doğru parçasının uzunluğu BC'ye. Bu da CD'ye. Demek ki bunların üçü birbirine eşit. AB 4 ise o zaman bu da 4. Bu da 4 santim. Bu da 4 santim. AD kaç santimdir diyor arkadaşlar. Çünkü eşit olduğuna göre yazdım. AD şimdi kaç santim oldu? 4, 8, 12 santim oldu. AD doğru parçasının uzunluğu. Basit bir soru geldi. Hangisi diyor ki EZK açısını göstermektedir aşağıdaki elden? Hangisi EZK? Bakın EZK bu. Bu KEZ. Bu ZEK. Bu ZKE. Bize neyi soruyor? EZK. EZK açısı arkadaşlar. A şıkkında gösteriliyor. Bunları da yazalım. Bu KEZ açısı. Bu ZEK açısı. Bu ZKE açısı arkadaşlar. Ne oldu bize? EZK'yi soruyor. Bir tek EZK açısı burası. Altıncı sorumuz. Şekildeki açının kolları kaç derecede açılırsa çeşidi dik açı olur diyor. Burası 72 derece. Dik açı neydi arkadaşlar? Dik açı 90 derece. Değil mi? Dereceye böyle bir üstüne küçük bir yuvarlak koyuyoruz ifade etmek için. Kaç derece daha büyütülürse 90 derece olacak diyor. Ben 90'dan 12, 80, pardon 72'yi çıkartayım arkadaşlar. 8, 1, 18 derece daha ben burayı büyütürsem bir dik açı elde edeceğimi söyleyebilirim diyorum. Geçiyorum. Diyor ki hangisinin sembolle gösterimi yanlıştır? Bakın PR doğrusu. Doğru. PR bir tarafı kapalı ışını. Böyle hiçbir şey yazmadım ya da şöyle yazdığı zaman arkadaşlar bu doğru. Tamam mı? İkisi de doğruyu gösteriyordu. Bu da üstünde doğru çizgisi de doğruyu gösteriyordu. PR şu şekilde ya da şöyle
ışını, tamam mı? Doğru, doğru. İki taraf kapalı, PR doğru parçası arkadaşlar. Ya da üzerinde sadece şöyle bir çizgi olurdu, bu da olur. Bakın PR ışını diyor ama R tarafı kapalı. Bu ne olacaktı o zaman? RP ışını olacaktı arkadaşlar. Anlaştık mı? Ya da şöyle olacaktı. RP diyecektik. R tarafını kapalı tutacaktık. Yanlış olan cevabın deniz ışıkı olduğunu gösteriyoruz. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Diyor ki KL LM'ye ve KM'de MN'ye eşittir. Bakın bu buna eşit. Şu da şuna eşitmiş. Dikkat. KL 2 santim ise bu 2, bu da 2. Bura 4 mü oldu? KM'de MN, o zaman burası da 4 santim. Tamam. KN kaç santim oldu? 2, 4, 4 daha arkadaşlar. KN'nin tamamı 8 santim oldu. Aman dikkat diyoruz. Hepsine 2, 2 demeyin arkadaşlar. Bir dar açının ölçüsüyle bir dik açının ölçüsü toplamın saçlarının hangisi elde edilemez? Bakın dar açı ne oldu arkadaşlar? 0 ile 90 arasında olacak dar açı. Dik açı da 90 derece olacak. Hangisi elde edilemez? 83, zaten bir tanesi 90. 83 elde edebilir miyiz? Hayır, daha büyük olacak. 91, bunu 1 alırım. 109, bunu 19 alırım. 70, 179, bunu 89 alırım. 90'la toplarım 179. Bu da olur, bu da olur, bu da olur ama buraya gelemeyiz çünkü 90'dan küçüğe düşüyor arkadaşlar. Tamam. Zaten bir tanesi 90. Geldik. Dördüncü sorumuza, ikinci testteki. Yukarıdaki kroki göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir kroki verilmiş arkadaşlar. Gezi Caddesi, Derin Sokak, Eşit Sokak, Koşu Caddesi. Gezi Caddesi ile denk sokak birbirine dik kesmektedir. Gezi Caddesi ile denk sokak dik midir? Evet diktir, doğru. Koşu Caddesi ile Eşit Caddesi birbirini dik kesmektedir. Koşu Caddesi ile Eşit Sokak birbirini dik kesmektedir, doğru. Gezi Caddesi ile Koşu Caddesi paraleldir. Gezi Caddesi ile Koşu Caddesi paraleldir. Evet paraleldir. Koşu Caddesi ile denk sokak paraleldir. Koşu Caddesi ile denk sokak dik olacak arkadaşlar bunlar. Paralel değildir. Denizli şıkkı. Saat 15.00'da akrep ile yelkovanın arasında kalan açının çeşidi nedir? Çok güzel. Saati çiz. Akrep 3'te. Saat 15'te diyor ya. Saat 3'ün üzerinde akrep. Yelkovan da 12'nin üzerinde böyle düz duracak değil mi? Saat 15. Öğleden önce 3, öğleden sonra 15 çift 0 bu saat. Arasındaki açı ne olacak arkadaşlar burası? Dik açı olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? B şıkkı cevabımız. Aşağıdakilerden hangisinde paralel doğrulara örnek olabilecek bir model vardır? Paralel yan yana giden doğrular. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Bir tek burada şunlar birbirine ne oldu arkadaşlar? Bu çizgiler birbirine paraleldir. Bunlara örnek olabilecek tek çizgi burada var. Diyor ki 7. sorumuz 2. testteki. Aşağıdakilerden hangisinde birbirine eşit uzunlukta fakat paralel olmayan doğru parçaları vardır? Eşit uzunlukta paralel olmayacak arkadaşlar. Bakalım. Bunlar eşit uzunlukta ve paralel. Gitti. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu nasıl sayacağım arkadaşlar? Buna bakalım, bunun dikey ve yatayları bulunur. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7'ye 6. Bunun kenarları arkadaşlar. Toplamları değil. Bu direkt 8, bu 7'ye 6. Birbirine eşit değil. Buraya bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 7'ye 3. Bu da 7'ye 3. Gördük mü arkadaşlar? Bu sola yatmış, bu sağa yatmış. İkisi de 7'ye 3 kenarları, yani kendilerini oluşturan dikey ve yataylara eşit, o zaman bu iki uzunluk birbirine eşit diyebiliriz. Tamam mı? Birbirini oluşturan dikey yataylar yerde değişebilir. Mesela 7'ye 3 değil, 3'e 7 de olsa yine aynı uzunluk olacak. Tamam mı? Bunu dersimizde detaylı göstermiştik, bir de anlatıyorum. Ama bunlar paralel değiller. Bizden zaten bunu istiyordu, değil mi? Bunun uzunluğu ne oldu? 1, 2, 3, 3'ten biraz daha fazla. Bunun uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7. Yani hem eşit değil hem de paralel hiç olmadı. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Yukarıdaki doğruda kaç numaralı kısım silinirse AB ışını elde edilir diyor. AB ışının olması için arkadaşlar buranın kapalı olması lazım. O zaman bir numaralı kısmı silersem ben AB ışını elde edilecek diyebiliriz.
Dokuzuncu soru diyor ki A noktası aşağı hareketlerin hangisi gibi hareket ettirilirse çerçevenin tam ortasında yer alır. Çerçevenin tam ortasına bakalım arkadaşlar. Çerçevenin tam ortası neresi olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şurası arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Buraya getirmemiz lazım. Sileyim şöyle bir. Şuraya getirmemiz lazım A'yı. Tam ortada zaten. Şunu tam ortasına getireceğiz. 1, 2, 3 sola, 1, 2 yukarı. 3 birim sola, 2 birim yukarı olması lazım. Önce tam ölçümümüzü yaptık. Nasıl getirmemiz lazım? Sonra 3 ya da 2 yukarı, 3 sola diyebilirsiniz. Tamam arkadaşlar? Cevabımız D şıkkında. Karşımıza geliyor. 10. AB doğru parçasına eş bir doğru parçası oluşturulmak isteniyor. Kaç birim AB? 1, 2, 3. Tamam mı? Buna göre oluşturulan doğru parçasının bir köşesi K olduğuna göre diğer köşesi hangi nokta olmalıdır? K'dan neresi 3'tür? K'dan yine bakıyorum 1, 2, 3. K'dan B'yi birleştirirse yine 3 olur arkadaşlar. A şıkkında karşımıza çıkar. 11. Bir kağıt şekildeki gibi katlanıp açılmıştır. Şuradan katlandı ve açıldı. Buna göre kaç numaralı açı geniş açıdır? Bakın gösteriyorum. 1 mi? 2 mi? 3 mü? 4 bakın. Burada 1 ve 3 dar açı. 2 dik açı. Burası dik. Bunlar dik. Şu dar açı. Bu da dar açı. Burayı görüyoruz. 4 dereceyi 4'ü görüyoruz arkadaşlar. 90'dan büyük. Burası geniş açı olduğunu gösteriyor. Tamam mı arkadaşlar? 4 numaralı açımız geniş açıymış diyoruz. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi çizildiğinde şekil bir üçgen oluşturur arkadaşlar? Çizildiğinde şekil bir üçgen oluşturur. Üçgen ne demek? Üç kenarı doğru parçalarıyla birleşmiş kapalı bir şekil. Nereye birleştirmesi lazım arkadaşlar? Dikkat edelim. Nereye birleştirmesi lazım? SA'yı birleştirirse, S'den A'yı birleştirirse bir üçgen oluşmuyor. Çiziyorum. Yok. SP'yi birleştirirse arkadaşlar, SP'yi birleştirirse SP ışını, tamam mı? Gidiyor böyle. Var mı bir şey? Yok. PR'yi birleştirirse arkadaşlar, PR'yi birleştirirse geliyorum buradan P'den. R'si açık. Böyle geçti. Şurası bir üçgen oluşturdu mu? Oldu. Dikkat. Bakın dedikleri çizmeseydim ben ilk BC'yi arardım. BC'de olmadığı için sonra tek çizmeye başlardık. Ama şunu çizdiğimizde de bakın üçgen olduğunu görüyoruz. Cevap bu. Bekliyoruz ama. PB'ye bakalım. PB doğru parçası. Tamam mı? Kapattık bu kadar. Ama PR ışınıydı. Bu olmuyor. PR ışın olduğu için P'den kapalı, R'den açık böyle gidiyorum. Üçgeni oluşturdum mu? Oluşturdum. Gayet güzel bir soruyla bitirdi arkadaşlar konuyu. Burada son buluyor arkadaşlar soru çözümümüz. Açıklama kısmına 5. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listesini bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.